Arkadaşlar, Her Şey Burada TV kanalına hoş geldiniz. Bu videomda sizlere bilgisayarımızda birden fazla bulunan aynı dosyaları ve fotoğrafları nasıl tespit edip silebiliriz, bunu anlatacağım. Ciddi şekilde bilgisayarımızda bunlar yer kaplıyor. Aynı dosyayı kopyalıyoruz defalarca, farklı yerlerde kullanıyoruz. Daha sonra bunlar bilgisayarımızda kayıtlı şekilde kalıyor. Megabaytlarda büyükse eğer hafızamızda, bilgisayar hafızamızda bayağı bir yer kaplıyor. Bunları temizleyerek hem bilgisayarımızda yer açmış oluyoruz, hem de bilgisayarımızın hızlanmasına neden oluyoruz arkadaşlar. Videomuza geçmeden önce lütfen kanalımıza abone olmayı ve bildirimler butonuna basmayı unutmayınız. İyi seyirler diliyorum. İlk başta göstereceğim program JCleaner programı arkadaşlar. JCleaner'da aynı isimdeki dosyaları bulup siliyor. Aynı isimdeki, mesela şimdi açacağım. Bilgisayarımızın D kısmında aynı isimde bulunan dosyaları siliyor. Eğer fotoğrafların ya da dosyanın aynı olduğuna eminsek bu dosyaları silebiliriz. Megabaytlarını, her şeyi gösteriyor. Birazdan da göreceğiz arkadaşlar. Bu şekilde bir temizlik yapıyor. Daha sonrasında da size diğer programı göstereceğim. Bu da piksel üzerinden aratma yapıyor. O daha sağlıklı aslında. Çünkü dosya ismi değişmiş olabilir veya fotoğraf yüklemişizdir. Bunların isimleri değişmiş olabilir. O programla daha geniş tabanlı arama yaptırmak daha sağlıklı oluyor. Ancak JCleaner ile beraber hem dosya bulabiliyoruz, hem de fotoğraflarımızı bulabiliyoruz arkadaşlar. Aynı olan fotoğrafları. Şimdi JCleaner'da nasıl bulabiliyoruz onu gösteriyorum. Burada araçlar bölümü, JCleaner dosyasını, programını bilgisayarımıza yükledikten sonra ya da yüklüyse açtıktan sonra araçlar kısmına geliyoruz. JCleaner'da yine farklı işlemler de mevcut arkadaşlar. Bunlar mesela program buradan kaldırabiliyoruz direkt. Yazılım güncelleme yapabiliyoruz. Burada örneğin şimdi bir 3 tane program sıralandı. Bandicam, Java, WinRAR programlarının güncellenmesi gerekiyormuş. Onları da bize uyarı olarak veriyor arkadaşlar. Tarayıcı eklentilerimizi buradan görebiliyoruz. Disk analizi yapabiliyoruz. Burada da yine şu an anlatacağım olan programa geliyorum. Yinelenen dosyaları bulucu programı. Burada geldik. D kısmını ben taratmak istiyorum. Kaç tane aynı dosyam var ya da aynı resmim var, onu göreceğiz arkadaşlar şimdi. Aynı zamanda C kısmında yine sizinle beraber taratabiliriz. Şu an program çalışıyor. Hızlı bir şekilde bir aynı olan resimleri buldu. Mesela benim 2019 dosyamla 2020 resim video dosyasında aynı fotoğraflar mevcut. Megabitleri aynı. İstersem herhangi birinden dosyamı buradan silebilirim. Tarama işlemi bittikten sonra silme işlemine geçebiliriz. Şu an tarama devam ediyor hala. JCleaner hızlı bir şekilde tarama yapıyor. Dosya arama tamamlandı uyarısı geldi. Örneğin buradan dosyalarımızı seçiyoruz. Tek tek seçmemiz gerekiyor bunlarda. Ben 3 tanesini seçtim örneğin. Sağ altta seçili öğeleri sil bölümü var. Oraya tıkladığımda seçtiğim öğeleri başarıyla sildi. Peki C programında dosyaları nasıl bulabilir? C kısmına geçiyoruz arkadaşlar. Bilgisayarımızın C kısmına geçtik. Burayı da seçtik. Tekrar ara diyoruz. Burada da yine genelde dosyaların hepsi C kısmında olduğu için gördüğünüz gibi birçok dosya var. Hep aynı isimde. Bunları siz kendi bilgisayarınızı kontrol edip hani yanlış dosya da silmeyin. Kontrollerini yaptıktan sonra dilerseniz silebilirsiniz. Gördüğünüz gibi birçok aynı dosyayı çıkarıyor. Bunda da yine arkadaşlar tarama bittikten sonra dosyaları seçip
sağ altta bulunan sil butonuyla dosyalarımızı buradan silebiliriz. Arama hala devam ediyor arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Arkadaşlar tarama bittikten sonra dosyalarımızı seçip silmek istediklerimizi sil deyip dosyaları temizlemiş, yinelenen dosyaları temizleyebiliriz. Dilerseniz biz direkt diğer programa geçelim. Gördüğünüz gibi bayağı bir dosya buldu. Buradan da dediğim gibi yani silmek istediklerimizi seçip direkt silebiliriz. Şimdi diğer ikinci programa geçelim arkadaşlar. Bu daha önemli. VisiPix programı. VisiPix programını yine herhangi bir yerden indirebilirsiniz. Ben linklerini paylaşacağım. Tam indir, gezginler, buralardan indirebilirsiniz arkadaşlar. Ben de linklerini paylaşacağım yine sizlere. VisiPix programımızı açtıktan sonra taratma yapacağımız dosyayı seçiyoruz. İsterseniz örneğin burada bilgisayarımızın D kısmı var. Tamamını seçip komple bir tarama yaptırabilirsiniz. Yalnız biraz uzun sürüyor. Ya benim ortalama 200 GB'a yakın bir yer vardı. Yani 2,5-3 saatte tarama yaptırdı. Ama ben deneme için sizlere bir deneme dosyası açtım. Bu deneme dosyasının içerisine fotoğrafları tekrar tekrar kopyalayıp yapıştırdım farklı isimlerle. Şimdi bunları taratıp göreceğiz. Bulacak mı, bulmayacak mı? Ben D kısmından deneme bölümünü seçtim. Deneme dosyamı. Şurada gördüğünüz ok işaretiyle ok işaretine basıyorum arkadaşlar. İçeri alıyor. Burada file filter kısmı var. Burada basic seçeceğiz arkadaşlar. Tam orta kısmı. Loader kısmına geliyoruz. Burada da buralar known olacak. Sizin ilk başta yüklediğinizde işte 100-200 gibi rakamlar geliyor. Siz burada none'ı seçin arkadaşlar. Daha sonra buradan start veriyoruz. Şu an arama yapıyor. Gördüğünüz gibi aynı dosyaları, birden fazla olan dosyaları buluyor ve burada bize gösteriyor. Taramamız devam ediyor arkadaşlar. Bir sonraki videomda da yine telefonlarda yinelenen dosyaları ve fotoğrafları nasıl bulabiliriz piksel üzerinden, onu anlatan video çekeceğim arkadaşlar. Bunun için videomu yüklediğimde haberdar olabilmeniz için kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız videom yüklendiğinde size direkt bildirim olarak düşer. Evet, gördüğünüz gibi burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yinelenen dosya buldu. Şimdi deneme dosyasını açıp buradan hep beraber kontrol edelim. Gerçekten 6 tane dosya var mı? Evet, fotoğrafları açtım. Bunlar birbirine benzeyen fotoğraflar olsa da bu alttaki çiçek fotoğraflar var. Hepsi aynı fotoğraf değil. Gördüğünüz gibi bunlardan ben hepsinden ikişer tane koymuştum. Hepsini buldu. Bu fotoğrafların hepsini çıkardı. Peki nasıl sileceğiz arkadaşlar? Burada Auto Select bölümü var. Auto Select bölümüne tıklıyoruz. OK diyoruz. Daha sonra Delete var burada arkadaşlar. Delete'e basıyoruz. Otomatik olarak fotoğraflarımız siliyor. 437 kilobayt alan tasarrufu yapıldığında bize söylüyor. Değerli arkadaşlar, videolarımızı beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayınız. Yorumlarınızı da bekliyorum. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.